21 Haziran 2015. Emanetçi değil, katılımcı demokrasi. Yazarlar: Onur Altındağ ve Berk Mustafa Azizoğlu. AKP'den kaçan oylar batıda MHP'ye, doğuda HDP'ye gitti. YSK'nın yayınladığı kesin seçim sonuçlarına göre 2011 milletvekili seçimlerinden 2015 seçimlerine partilerin oy oranlarının il bazında nasıl değiştiğini aşağıdaki haritada görselleştirdik. Kırmızı alanlar partilerin oy oranlarının azaldığı, mavi alanlar ise arttığı ilçeleri gösteriyor. Rengin koyuluğu oy kaybının ya da artışının miktarıyla doğru orantılı. Ülke çapında neredeyse her ilde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy kaybına uğrayan AKP bu seçimin mağlubu. AKP'nin batı illerinde kaybettiği seçmenin bir kısmı MHP'ye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise neredeyse tamamı 2015 seçimlerinde HDP'ye yöneldi. Öte yandan CHP'nin oy oranlarının Dersim Tunceli dışındaki illerde hemen hemen sabit kaldığını tespit ediyoruz. 2011 genel seçimlerinde CHP'yi destekleyen Dersimli bu seçimde büyük oranda HDP'ye destek vermiş. Seçime katılım ve partilerin oy oranları değişimi arasındaki ilişki. Seçim sonuçlarını daha iyi kavrayabilmek adına seçime katılım oranları ve seçim sonuçları arasındaki ilişkiyi inceledik. Bu doğrultuda seçime katılım oranlarında 2011'den 2015'e yaşanan değişimleri il düzeyinde görselleştirdik. Alttaki haritada görülebileceği üzere katılım oranı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ciddi bir biçimde artarken ülkenin geri kalanında az miktarda da olsa düşmüş. Seçime katılımın arttığı bölgelerde HDP'nin oy oranlarının da paralel olarak artması, bölge halkının seçim mobilizasyonuna dair önemli bir ipucu veriyor. Seçime katılım ve partilerin oy oranlarındaki değişim arasındaki ilişkiyi daha da netleştirmek adına aşağıdaki serpme diyagramı hazırladık. Üçgenler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerini, daireler ise ülkenin geri kalanındaki illeri simgeliyor. Şekillerin büyüklükleri seçim bölgesindeki seçmen sayısı ile doğru orantılı. Eğilim doğruları ise seçim bölgelerin büyüklüklerini dikkate alarak her parti için katılım oranındaki değişim ve oy oranı arasındaki ilişkinin yönünü gösteriyor. Grafiğin sağ tarafındaki üçgenlerin yaygınlığından dolayı katılım oranının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en fazla arttığı göze çarpıyor. Eğilim çizgilerine göre seçime katılımın arttığı illerde oy oranını geçen seçime kıyasla arttırabilen tek parti HDP. Eğilim doğruları her ildeki seçmen sayısına göre ağırlıklandırıldığı için bu bulgu HDP'nin 2015'te tüm seçim bölgelerinde yarışmasının aldığı toplam oya pozitif katkı sağladığını işaret ediyor. HDP'yi kendine yakın bulan ama 2011 yılında bulunduğu ilde aday göstermediği için sandığa gitmemiş seçmen, 2015 yılında seçim bölgesinde desteklediği partiye oy verme şansı yakaladığı için katılımı arttırmış olabilir. Kürt halkı demokratik katılım sahipleniyor. Doğu'da seçime katılım artışının hangi partiye yaradığı sorusundan bağımsız olarak bu artışın Türkiye'nin demokratikleşmesi ve temsiliyet adaleti adına başlı başına kayda değer bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Aşağıdaki grafik 2002'den bu yana gerçekleşen milletvekili seçimlerinin katılım oranlarını Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgeler ayrımında sunuyor. Grafik, yoğunlukla Kürt nüfusa sahip ve doğurganlık hızının görece yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu'daki seçmen sayısının toplam seçmen nüfusu içindeki oranının değişimini de göz önüne seriyor. Öncelikle Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgeler arasındaki katılım oranı farkı 2002'den beri eriyor ve 2015 itibariyle neredeyse kapanmış durumda. İkincisi, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan seçmenin toplam seçmen içindeki payı doğudan batıya halen devam eden göçe rağmen artmakta. Yani görece genç bir yapıya sahip Kürt nüfus hem demokratik katılımı hem de toplam seçmen içindeki payını arttırıyor. Devam etmesi muhtemel bu durumdan dolayı ileride Kürt oylarının seçimin kaderini belirlemekte daha da önemli bir rol oynayacağını söylemek mümkün.